yılında kırmızı et tüketiminde ciddi oranda artış meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra ikramlık olarak hazırladığımız bol şeker ve bol şerbetli tatlılar da günlük almamız gereken kalori miktarını çok fazla arttırmaktadır. Özellikle kilo problemi olan bireyler, kalp damar rahatsızlığı olan, yüksek tansiyonlu, mide veya şeker hastalığı bulunan bireylerin beslenmelerine ve porsiyon kontrollerine çok daha fazla dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Özellikle yeni kesilmiş olan etlerdeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluklara yol açmaktadır. Bu yüzden etler kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, bir gün süre dinlendirildikten sonra uygun koşullarda pişirilerek, hazırlanarak tüketilmeye başlanmalıdır. Etler, yeni kesilmiş olan etler öncelikle 3-4 saat kadar serin ve direkt güneş görmeyen bir yerde bekletilmeli, daha sonra buzdolabına alınarak olgunlaşma süresi beklenmelidir. Bu olgunlaşma süresi için 24 saat, yani bir gün yeterlidir. Bu süre zarfında etin hem lezzeti hem de yumuşaklığı daha çok gelişmiş olur. Et çok iyi bir protein kaynağıdır. Aynı zamanda demir, çinko, magnezyum gibi mineralleri de içerir. Bunun yanı sıra ette yine doymuş yağ oranı yüksek bir besindir. Bir porsiyonunda yaklaşık olarak 250-300 kalori kadar enerji vermektedir. Bunları göz önünde tutarak tüketirken porsiyon kontrolümüze dikkat etmemiz gerekmektedir. Pişirme yöntemlerinde de ette bulunan bu değerli besin ögelerinin kaybını en aza indirecek olan haşlama yöntemini ve ızgara yöntemini tercih edebiliriz. Izgara yapılırken de etin tamamen pişmesini ve kömürleşmeyecek, yanmayacak şekilde ateşi ayarlamamız gerekmektedir. Bunun dışında kavurma ve kızartmalarda çok yüksek ısıda ve çok uzun süre pişirmelerde besin ögesi kaybı olacağında bu konuda da dikkatli olmalıyız. En sağlıklısı etin sebzelerle beraber pişirilmesi ve tüketilmesidir. Bu şekilde hem besin çeşitliliği sağlanmış olmakta hem de ette bulunan minerallerin emilimini arttırmış olmaktayız. Et zaten yağlı bir besin olduğu için et yemeği hazırlarken ekstra yağ ilave etmemize gerek yoktur. Özellikle kalp damar hastalığı bulunan, yüksek kolesterolü olan hastaların etin yağlı kısımlarını ayırarak tüketmeleri gerekmekte, kuyruk yağı ve iç yağı tüketmekten sakınmaları gerekmektedir. Bağırsak sağlığımızı korumak için de mutlaka bol bol su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Bol yeşillik, sebze, kabuklu meyve ve lifli gıdaların tüketilmesini de ihmal etmemeliyiz yine Kurban Bayramı'nda. Bunun yanı sıra aralarda ılık su içmemiz de sindirim sistemimizin rahatlamasına neden olur. Günde 2,5-3 litreden en az günde 2,5-3 litre su içmeyi ihmal etmeyelim. Son olarak da tatlılarımızı hazırlarken şerbetli, şekerli tatlılar yerine meyveli veya sütlü tatlıları küçük porsiyonlar halinde hazırlayıp ikram edersek hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için çok daha sağlıklı bir seçim yapmış oluruz.